Bugün Cüneyt Baksoy'la merhaba nasılsınız dediğimizde ikimiz de birbirimize bir şeyler var ama hayırlısı dedik. Bugün bir şey var, FED toplantısı var. Piyasalar içinde gerçekten hayırlısı. Neden böyle? Şimdi 50 bas puanlık faiz arttırma piyasaları da bayağı aktif bir şekilde fiyatlanmıştı ama Cuma günü açıklanan enflasyon verisi %8.3 beklentiye karşılık 8.6 geldi. Yani bu tüm dinamikleri aslında biraz oynattı ve FED konusunda beklentiler yukarıya kaydı. 75 bas puanlık bir faiz artırım şu anda fiyatlamalara dahil olmuş durumda diyebiliriz mi acaba? Cüneyt Bey diyebilir miyiz? Selamlar sevgili Seda. Şimdi dediğin gibi bugün günlerden FED hani sorunun cevabına geçmeden önce olsa da süreci de açıklamak gerekiyor. Hani günlerden FED olduğu zaman biz yıllardır alıştık o günün çok ekstrem geçtiğine ve dalgalı geçtiğine dair sürece ve buna hazırlık yapmaya. Ama hiç hesapta olmayan bir şey daha var bugün. Güne ekstra özel hale getiriyor. Avrupa Merkez Bankası. Avrupa Merkez Bankası. Olağanüstü toplantı kararı aldı ECB. Yani şimdi enflet var. Bu çok olağan bir şey de değil bu arada. Fed'in olduğu bir günü Avrupa Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı kararı alması ekstra önemli. Yani bugün herhalde başlıyor enflet hem ECB olacak. Evet. Ve biz seninle haftalardır yayınlara başladığımızdan beri, onun öncesinde de ben aylardır kendi 10 yıllıkları niye eklediğimi ara ara herhalde bugün anlıyoruz. Çünkü Avrupa tahvil faizlerini nasıl kontrol edecek Avrupa Merkez Bankası, hem şahin olup hem enflasyonla mücadele edip hem büyümeye destek verip hem de İtalya başta olmak üzere Avrupa tahvili nasıl dengede tutacak, bu bilinmez bir soruydu. Senin sorunu cevap, onu Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarında cevaplarını arayacak piyasa ve bizler tabii ki. Ama senin sorunun cevabı aslında şöyle, bugün ya da Eylül'e kadarki süreçte, yani Haziran bugün, Temmuz ve Eylül ayı 3 aydan birinde 75 bas puan gelme ihtimali 2-3 gündür piyasalarda fiyatlanıyor. Senin söylediğin gibi Cuma gelen TÜFE verisi. Dün gelen TÜFE verisi sonrası Amerika verilerinden enflasyon ciddi sorun olarak altı kalın bir şekilde bir kez daha çizilince artık beklentiler de şahinleşti, ekstra şahinleşti. Eylül'de durabilirden, Eylül'de bırak durmayı, Eylül'e kadar sert, ondan sonra da devam edecek bir Fed algısına iş dönüştü. Hatta Biden'ı konuşsalar, Suudi Arabistan'a gitme durumu. Yani petrol durmuyor. Petrol durdurmak için birinci elden ABD Başkanı'nın aktif olduğu bir süreç. Gerçekten ve gerçekten çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Ve bu dönemi anlamlandırırken şunu net olarak algılayalım. Enflasyon sonuçtu. Artık enflasyon birçok şeyin sebebi olmaya başladı dünya ölçeğinde. Bu iş nerelere evrilir? Bu piyasalar bu süreci nasıl kaldırır? Nasıl dengeleyebilir? Gerçekten çok zorlu sorular bunlar. Sadece Haziran değil, artık Temmuz, Ağustos, Eylül full hızlı geçecek. Her zamankinden sıcak bir yaz galiba bizi bekliyor olacak sevgili Seda. Peki şimdi daha zorlu sorular soracağım ben size. Hazır mısınız? Elimizden geldiği için. Tamam. Peki enflasyondan sonra şimdi piyasada şöyle bir algı oluştu. Ya ben öyle okuyorum ki ABD 10 yıllıklar, 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi de bunu bana bence gösteriyor. FED ne yaparsa yapsın. Enflasyonla başarılı olmak için arttırsa da başarılı olamayacak enflasyonla mücadelede ve gerçekten başka bir para politikası dışında başka bir araca da ihtiyaç duyacak gibi bir algı var şu anda. Bunun dışında diğer bir algı, faiz artırım patikasının daha hızlı olacağına ilişkin bir algılama var. Dolayısıyla şu anda ABD 10 yıllıklarında tam olarak sizce ne fiyatlanıyor? Hangisi daha fazla ön plana çıkıyor? Bir de tabii başka bir sorun var. O şu an daha grafik gelmedi. O grafik geldiğinde o soruyu soracağım. O da vurucu soru olacak. Tamamdır. Şimdi sevgili Seda. Hazırlandım. Yani, soru hazırladım çok. Eyvallah. Eline sağlık.
Emeğine sağlık. Evet. Şimdi net olarak şunu iyi anlamak lazım. Bu dönem çok ıskalandı. Yani yalanın itiraflarında zaten bunu görüyoruz. Geçici dendi. Önce kabul edilmedi, sonra geçici dendi. Ya biraz daha sürebilir den. Biz 2023'e kadar, hatta 2024'e kadar uzanabilecek bir enflasyon sürecini konuşmaya başladık globalde. Yani biz konuşmuyoruz. Globaldeki önemli isimler bunu konuşur hale geldi. Kurumlar bunu konuşur hale geldi. Bu işi siyaset tarafında etkisini gözlemliyoruz bütün dünyada. Şimdi böyle olunca iş 70-80'lerdeki döneme doğru da bir paralellik teşkil etmeye başladı. Yani özellikle eski Hazine Bakanı Summers'ın başını çektiği grup o dönemi hatırlatarak Paul Volcker dönemine vurgu yaparak çok daha dezenflasyonist bir süreci işletmesi gerektiği, çok daha şahin, çok daha cesur olması gerektiğini FED'e söylüyor. Bir yandan da işte FED'in bu konuda geç kaldığına dair bir sinyal de oluşmaya başladı. Ama FED neticede ardışık bir şekilde, kuvvetli bir şekilde masaya gelmeye hazırlanırken biz o 75 bas puanı, yani 3 tane 50 bas puan masaya geldi. Biri de 75 olabilirin fiyatlamasını birkaç gündür ekstrem görüyoruz. Yani biz hep ABD 10 yıllıklarla zaten başlıyorduk. Dolar endeksle başlıyorduk ama ABD 10 yıllıklar dün itibariyle, ki bu aylık bir grafik, 3.48-3.50'lere kadar uzandı. An itibariyle 3.38'lerde. Zaten trend kırılmıştı, 20 senelik trend. Biz bunu hep seninle söylüyorduk. Bu trendin hedefi zaten 3.5'lar, 3.60'lar, 4'ler, devamında 4.5, hatta 5'lere doğru bir potansiyeldi. Çünkü bu sene FED artık kaçta bitirecek? Zaten 75 bas puanı yaptı biliyorsun politika faizinde. Şimdi hakikaten bir 175 bas puan daha 3 toplantıda yapacaksa zaten otomatikman 2.5'lara, 2.75'lere gelecek, 2.5-3 bandına gelecek. Daha sonra ardışık adımlarla bunu daha da 3'ün üzerine taşıyabilir mi? Taşıyacaksa ABD 10 yıllıklarında burada durması mümkün olmayacak. Mümkün olmadıkça faiz adları üzerinden bütün global ölçekte tüm ülkelerin tahvil piyasasına, faiz piyasasına bir baskı anlamına gelecek. Sadece global dolarizasyon, dolar endeksi üzerinden konuşmayacağız. Zaten konuşmuyoruz. Bir yandan da ABD 10 yıllıkların bu seyri bütün tahvil piyasasını etkileyecek. Ve işte bugün Avrupa Merkez Bankası'nın olağanüstü toplanmasına sebep olan grafik. İtalya dün itibariyle 4.20 gördü. 4.19, 4.20. An itibariyle Avrupa Merkez Bankası olağanüstü toplantı kararı 3.90'a gevşedi ama şu grafik o kadar dik bir çıkış ki. Yani herkes şunu sorguluyor. Almanya ile aradaki makas açılmaya başladı. ABD 10 yıllarda da makas açılmaya başladı. Daha önceki 2008 krizi sonrası 2011'lerde %7'leri görmüştü. Şimdi tekrar 7'ye doğru hareket. Bu tahvilleri kim alacak? Bu tahvilleri kimse almıyorsa Avrupa Merkez Bankası hem şahin olup bu tahvil dengesini nasıl koruyabilecek? İtalya 10 yıllıkların problemi sadece Avrupa Merkez Bankası'nın problemi değil tabii ki. İtalya'nın problemi. Neticede borçlu olan ülke İtalya. Ama diğer bütün ülkeleri etkiliyor. Hızlıca baktığımızda hemen arkasına İspanya'ya bakalım. İspanya'nın faizli hareketlendi. O da hemen makası kapattı. Dün itibariyle 3.10'lara kadar yükselmişti. An itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı kararı sonrası 2.95'lerde. Ne çabuk geldik buraya sıfırlı seviyelerden buralara. Bu tahvil piyasası Avrupa için problem, dünya için de problem. Hatta Almanya'da bakalım hızlıca. Almanya'da da sıfırın üstüne. Aynen. Eksideydik. Geldik. Nötr'den hızlıca 1.75'lere uzandı. 1.77, 1.78'ler hatta an itibariyle 1.68'lerde abi Almanya 10 yıllıklar. Almanya gibi bir ülkenin tahviliyle böylesi dik çıkıyorsa Avrupa Merkez Bankası inanılmaz bir mühendislik yapmak durumunda. Fed'in toplandığı gün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısının sebebi bu ardışık 3 tane saydığımız grafik sevgili Seda. Tabii diğer bütün ülke grafikleri de gösterebilirim ama özellikle başta İtalya olmak üzere Avrupa tahvil piyasasının dengelenmesi çok önemli olacak. Bakalım bugün hakikaten FED ve Avrupa Merkez Bankası sonrası piyasalar nasıl bir seyir alacak? Gözümüz hem tahvil tarafında olacak hem dolar endeksine bağlı kur tarafında olacak.
herkes için önemli bir gün sevgili Seda. Bana kalırsa piyasanın kafası karışır. Piyasa çıkarım yapmak ister. Yani net bir netlik bulmak için bir yön arayışı dediğimiz o şey var ya, kelimeler, yön arayışı. Bence ona doğru gidecek piyasa ama net bir fiyatlama olmayacak bugün. Dalgalanma, türbülans olabileceğini düşünüyorum. Yani benim gözlemim bu. Hani piyasayı iyi okumaya çalışan biri olarak. Ama onun dışında şunu söyleyeyim. Avrupa Merkez Bankası bugün gerçekten rol çalmaya çalışıyor. Ve bugünkü Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı konu bence Euro-Dolar paritesini net bir şekilde etkileyecek. Öyle görüyorum. Dolar endeksindeki o düzeni de biraz sanki bozacak mı? Siz ne diyorsunuz? Yani kolay değil ama en azından dün Wells Fargo'nun şöyle bir analiz notu vardı. 1 dolar 1 euro, hatta 1 dolar 1 euronun altında 1 euro ihtimali. Şimdi böyle bir analiz notundan sonra Avrupa Merkez Bankası'nın sadece İtalya ya da Avrupa tahvilleri için toplanmadığı da bir gerçek. Devamlı euronun değer kaybı üzerinden piyasanın euronun geleceğini de önümüzdeki dönem okumasını istemiyor Avrupa Merkez Bankası. Öyle bir senaryoyu piyasanın önünde daha real hale gelmesini tabii ki istemeyecek. Onun için biraz rol çalıyor gibi geliyor sevgili Seda. Ama dolar endeksine döndüğümüzde buradan ardışık olarak hem euro dolar paritesi hem de bir de çok ekstrem fiyatlamalara gelmiş bir dolar yen paritesi var bir de başımızda. Yani bu hafta böyle çoklu şekilde anlatmak durumundayız. Her şeyi anlatmak adına grafiklerle 105'in üzerine taştık. 105 niye önemliydi? Seninle de hep konuşuyoruz. 105 20 senedir geçilmeyen çizgi. Çünkü 120'ler var, 160'lar var daha öncesinde dolar endeksinin tarihinde biliyorsun. Şimdi böylesi bir süreçte 105'in üstünde kalması demek FED'den sonra bakalım yarın hakikaten bu oluşacak mı? Önce bir 106-108'ler bu bölge, daha sonra 111'lere kadar bir alan demek. Bakıyorum grafiğe, 21-50-100-200 günlük ortalamaların sapma seviyeleri, grafiğin destek bulduğu 50 günlük ortalamalardan tekrar yukarı yönlü sert hareketi, bir yandan güvenli liman, bir yandan Fed etkisi dolar endeksini canlı tutacak. 100-103 dolar bandına geri çekilmedikçe bir kez daha petrodası global dolarizasyon baskısı tüm para birimleri üzerinde etkili olacaktır. Ha, Avrupa Merkez Bankası'nın söylemleri tabii ki önemli olacak. İstiyorsanız buradan oraya geçmeden önce bir dolar endeksine teknik olarak da baktığımızda işte aylık periyotta şu sınırın aşıldığını görüyoruz sevgili Seda. İşte bu sınırın aşıldığı andan itibaren önce 106-60'lar, devamında 111'lere kadar alan çok açık. Bu 20 senelik bir aylık grafik, bir teknik sistemi de içine alan bir grafik. Aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceği, artık aşırı alım bölgesine adım atmış bir indikatörümüz de var. Bu uzun bir süre yukarı yönlü bir dolar endeksi ihtimali diyor. Hatta şuradan geçen hafta seninle bir yorum yapmıştık. Ya 100-103 bandına bir geri çekilme oldu ama tepki gelmek üzere dediğimiz andan itibaren 101-60'lardan 105-50'lere kadar uzanan bir hareket. Bollinger bandının üstü 106-20'lere gelmiş. Aşağı yönlü tekrar 104-103'lere, hatta 103'ün altına gelmedikçe yukarı yönlü bir dolar endeksi görünümü var. Euro-Dolar paritesine geldiğimde işte Avrupa Merkez Bankası'nın Avrupa tahvilleri dışında toplanma sebebi bu. Çünkü şuradaki o 1 seviyesi bir FIBO seviyesi aynı zamanda. Yani 0.82'den 1.60'a kadar tüm hareketi içeren haftalık bir grafikte baktığımızda tam 23.6 seviyesi. 0 kabul ediyorsak 0.82'yi. Orası ihtimal. Oranın altı dahi ihtimal dedi Wells Fargo. Şimdi bakıyorum, hep de söylüyorum, haftalık, aylık, günlük, tüm periyotlarda önemli ortalamalar 200 günlük, 200 bazlık daha doğrusu ortalamanın altına gelmiş durumda. Bu zaten aşağı yönlü bitiren. Ha, tepkilerin anlam kazanacağı bölge işte 10 haftalık ortalamada 1.06'lara gelmiş. Önce bir 1.06'ların üzerinde güç kazanma, sonra 1.08'ler, işte orası da 21 haftaya gelmiş. Oralar geçilmeli ki önlü en azından 50 haftalık ortalama 1.11, hatta önemli bir FIBO seviyesi
1.12'lere kadar bir hareket. Burası geçilmedikçe de yukarı yönlü tepkiler sadece tepki olarak kalır. Her seferinde 1.03.30'un geçilmesiyle 1 dolar 1 euro senaryosu masada kalır. Bakalım Avrupa Merkez Bankası buna ne yapabilecek? Gerçekten ben de merak ediyorum. Herhalde önümüzdeki hafta bunu yorumlayacağız. Bu arada dolar yan paritesine de hızlı bir şekilde geldiğimizde 135 üzerini gördük sevgili Seda. 135 üzerini test ettik. Hemen şu konuşuldu. Asya'da yen kökenli daha önce yaşanan kur krizi gibi bir kriz Asya'da bu sefer yen üzerinden yaşanır mı? Daha önce Güney Kore vesaire ülkeleri çok ciddi etkilemişti. Tamam, Japonya çok ölçekli bir ekonomi, büyük bir ekonomi. Dünyanın en büyük üretici ülkelerinden biri Japonya. Ama ciddi bir değer kaybı çünkü genişlemeci taraftalar. FED sıkılaşıyor, Avrupa Merkez Bankası sıkılaşmak üzere. Japonya'nın genişlemeci tarafta kalması onları çok önemli bir şeye getirdi. 135 geçilirse 140-150'lere kadar gitme potansiyeli ciddi bir şekilde yeni bir Asya'da krizi tetikler mi, o gelir bütün dünyayı tetikler mi? Farkında mısın ne kadar çok başlık konuşmak zorundayız? Yani sadece çok. Enflasyon, savaş, pandemi, FED değil. Yani birçok şey var ve her yerde bir yeni başlık açılıyor. Şu 135'ler çok önemli olacak. Hatta bir açtık gibi 135-500'lere kadar, 135-50'lere kadar bir hareket. Müdahaleler var belli. Tabii biraz dolar endeksinde geri çekilmesinin de etkisi. 134-30'lardayız. Tekrar 130'lara, hatta bu trendin kırıldığı 125-127'lere geri dönmek oldukça önemli olacak. Sevgili Seda, diyelim ben altın grafiğini açayım, sözü sana. Altın grafiğini konuşalım çünkü yani bugün gerçekten bugün, dün, ondan önceki gün altınla ilgili cumadan beri çok fazla araştırma departmanı olarak soru alıyoruz. Hem altın hem gümüş aslında. Şimdi çok konu başlığını konuşuyoruz dedik ya. İşte bu FED toplantısından sonra konu başlıkları daha da fazlalaşacak. Dolayısıyla aslında piyasa dinamiklerini gerçekten çok iyi okumak gerekiyor. Yani ona göre hareket etmek gerekiyor. Ana yönü çok iyi bilmek gerekiyor. Ve bu değişen para politikalarının da hangi enstrümana ne kadar güçlü bir şekilde etki edeceğini de anlamak gerekiyor. Öyle işleme girmek gerek. Mesela ons altındaki ana yön neresi? Bir onu konuşalım. Ama... Yani ben şunu bilmek istiyorum biraz. Şimdi FED'e geri döneceğim. Bir geri vites yapmış olacağım. Şimdi bugün herkes şuna odaklanmış durumda. FED 50 bas puanlık faiz artırımı yapacak, 75 bas puanlık faiz artırımı yapacak. Hayır, şöyle, bugün sadece onu konuşmayacağız. Evet, bu önemli bir konu başlığı ama bugün ABD ekonomisine ilişkin ekonomik projeksiyonlar da açıklanacak ve enflasyonun nerede gördüklerine ilişkin önümüzdeki dönemlerde ciddi bir sinyal alacağız. Bu bir, bu da fiyatlamalara dahil olacak. İkincisi, 9.30'da FED Başkanı Powell'ın konuşması var. Büyük bir ihtimalle soru cevap da yüklenecekler. Buradan çıkabilecek böyle satır aralarından aldığımız kelime oyunları da bizim için oldukça önemli olacak ki bir parantez açayım. Gerçekten benim gördüğüm kadarıyla çok fazla FED görmüş biri olarak yani şu anda yaşadığımız FED toplantısındaki söylemler gerçekten herhalde son dönemdeki yaşadığımız en açık sözlü yönlendirme yapılan FED toplantıları. Dolayısıyla İşte Temmuz'daki sonraki toplantılara ilişkin ben güçlü sinyaller gelebileceğine de inanıyorum. Ama sorum şu, yani 50 bas puanlık bir faiz arttırımı olursa piyasa ne kadar demeyelim de nasıl bir tepki verir? 50 bas puanlık faiz arttırımı, 75 bas puanlık faiz arttırımı olursa piyasa ne kadar bir tepki verir? Ne tepkisi verir? Ne olursa ne olur yani kısacası? Valla sevgili Seda, her şey bir arada sordun. Önemli de bir soru, kıymetli de bir soru. Evet, Avrupa tahvillerini konuştuk ama ABD tahvillerini kendi arasındaki 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık tahviller arasındaki verim eğrisi problemi resesyon sorunu da ortaya çıkardı. Yani piyasa kendi fiyatlaması, kendi diliyle ABD'de önümüzdeki dönem resesyon olabileceğini de söylemeye başladı. Çünkü 5 yıllık tahvil faizi 10 yıllık tahvil faizin üzerine geçti biliyorsun. 2 yıllık aynı şekilde, hatta paralel. Şimdi böyle bir senaryo zaten ABD'de büyüme problemlerinin de masaya gelebileceğini söylüyor. Tabii. Hoş, eski FED başkanlarının çok FED görmüş cümlesi hoşuma gitti.
birçok FED başkanını aylardır, yıllardır konuşuyoruz hep beraber. Ben Bernanke dönemi ve Ben Bernanke de topa girdi biliyorsun. Evet. Geçen günü ya işte FED yapabilir, hem enflasyonla mücadele edebilir, hem büyümeyi de kontrol altında tutabilir gibi bir daha kelebek bir cümle kurdu. Ne kadar mümkün bilmiyorum ama FED bir şekilde şahinleşmek durumunda. Bu arada gümüş demiştin, herhalde aramızda bir hissel kablo vuku var, birbirimize söylemeden ben gümüşte hazırlamıştım. Çok kısa getirelim diye. Tamam, aynen. Çok iyi. Onu da belirtelim izleyicilerimize. Yani 50 bas puan, 75 bas puan. 75 gelirse biraz tabii 1000 fiyattan işte deniyor ama bir minimal sürpriz yapabilir. Ben net olarak şunu söyleyeyim. Bugün itibariyle Avrupa tahvilleri tepeyi görmüş olmalı. Biraz mola vermeli. ABD 10 yılda tepeyi görmüş olmalı. Mola vermeli. Dolar endeksi tepeyi görmüş olmalı. Mola vermeli. Mola vermiyorlar ise ABD tahvilleri ve dolar endeksi eşliğinde Avrupa tahvillerinde ECB'ye rağmen yukarı yönlü hareket devam ediyor ise bu altını baskılar. Net söyleyeyim. Ve bütün piyasaları baskılar. Başta borsalar olmak üzere. Yani hakikaten biz birazdan S&P'de konuşacağız hemen altından sonra. Evet. S&P'de yaşanan ve yaşanacaklar noktasında seninle uyarıcı olmuştuk. Bir cisim yaklaşıyor dedik. O cisim S&P'ye bir geldi vurdu zaten. Yani zaten grafiklerde teknik olarak gösteriyor. Altına geldiğimizde iyi dayanıyor. Böylesi bir dolar endeksine rağmen, böylesi bir ABD tahviline rağmen, böylesi bir Avrupa tahvil piyasasına rağmen altın dayanıyor, farkındasın. Altın, yani küresel anlamda altın yatırımcılarının halen daha aslında bir şeyi var orada. Bunlar zaten aslında fiyatlara dahil olduğu düşüncesi ve algılamaların yine ons altına dönmesi. Burası gerçekten güvenli liman olacak algısı bence ağır basıyor gibi geliyor. Kesinlikle. Yani ortada problem var. Karşı tamam, normalde baskılanır altın. Yükselen dolar endeksi ve yükselen faiz hadleri karşısında. Ama şimdi o hareketi yapmıyor. Yapar yapmaz ayrı ama yapmamasının yegane sebebi senin söylediğin şey. Çünkü konuştuğumuz şeylerin her biri bir risk. Bunların bir tanesi patlasa önümüzdeki dönemde, az önce dolar yeni falan konuştuk. Yani birçok şeyi konuşuyoruz grafiklerde. Bunlardan bir tanesi krize dönse otomatikman güvenli liman arayacak olan yatırımcının ilk adreslerinden biri de altın olacak. Bu çok net. Onun için düzeltme devam ediyor, sıkışma devam ediyor, kabul ama direnişle devam ediyor. Yani 1826'da aktif bir ons altın fiyatı var an itibariyle önümde. Burada seninle işte fincan, kulp demiştik, acaba demiştik. Henüz o ihtimal bir miktar hani törpülenmiş olsa da hala geçerli mi? Evet, bir miktar geçerli. Yeter ki şu fiyat hani 1800'lerin altında, 1730'ları, %78.6 FIBO seviyesini geçecek kuvvete erişmesin satışlar. O olmadıkça 800'lerinde kaldıkça 1850-1870 şu 13-55 aylık haftalık ortalamalarda geçirip daha önce gördüğüm Mayıs 2011'de gördüğüm 1921 üzerinde kaldıkça da hep bu bölge potansiyel olacak. Yani 1970-2080 iki kere geldik o bölgeye, iki tepe yaptık. Üçüncü kez gelirsek zaten oranın geçilmesiyle bu sefer 2150-2250 hatta 2450'lere kadar alan açılıyor. Şimdi bu ne zaman olur, bu sıkışma ne zaman biter, bunu söylemek hiç kolay değil. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Bu trend kolayına kırılmayacak. Bu trendin kırılması için 1600'lerin 1500'lerin yani şu bölgenin geçilmesi gerekir ki aşağıda. Hani şuralar bile tahammül sınırı. O zaman altında daha aşağı yönlü seviyeler mümkün mü konuşuruz ya da trend bitti mi? Ama şu an hala trendin içindeyiz. Sıkışma ciddi. Kolay değil. Haftalık bazda kurgu koyarken buraya fincanın yanına kurgu koymak hiç kolay değil teknik olarak. Ama yukarı kırdığı andan itibaren de sert hareket ihtimali devam ediyor. Bunu tekniğe sistemle indirgediğimde günlük bazda şu satışı gözlemliyorum. Evet, bu seviyeler önemli diyor. 1785 özellikle 1806'da kaldıkça ATL bandının alt kısmı tam da Bollinger bandının altından dönüş yaptık. İşte bu dönüş alt periyotlardaki gelecek destek de tekrar ala gelir mi? Haftalıktaki o düzeltme süreci de devam ediyor ama fiyatla arasındaki korelasyon
aslında bir uyumsuzluk gösterse de yukarı yönlü ihtimalin hala masada olduğunu gösteriyor. Yeter ki işte o 1650'ler, 1750'ler şu bölge 120-250 haftalık ortalama kırılmasın. Son olarak da aylıkta da teyit edelim. Evet, hala aşağı yönlü ama düzeltmenin sonlarına mı geliyoruz? Düzeltme devam mı edecek anlamak adına önemli. Bu arada 34 aylık ortalamamız 1738'de. Bollinger bandının altı 1711'de, oralar kırılmamalı ama işte trendin noktalanacağı yer tam da burası, 1500'ler. Buralar kırılmadıysa zaten altında her an sert hareketler, yukarı yönlü potansiyel. Son olarak gümüş de bitirelim. Gümüş dedik, oradan da S&P'ye geçeceğiz. Gümüş çok önemli bir seviyede sevgili Seda. Sınır burası. Yani 20-21.50'ler. Şu anda da 21.48-21.50'lerdeyiz zaten. Haftalık bazda tam 250 haftada oluşmuş bariyerin altını test ediyor. Bu arada 500 haftada oluşmuş bariyer 19.85'lerde. 1950'lerde ATR kullandığımız bandın alt kısmı. Şimdi burası stopudur gümüşün. 1950, 1985, 20. Kırılmadıkça yukarı yönlü ihtimal var mıdır? Vardır. Hareketin tetikleneceği yer 22.50-23'ler. Hatta 23.30'lar. Kırıldığı an hareket tekrar 25'lere ve üzerine gitme potansiyeli taşır. Ama stopa dikkat edelim. Bu stop kırılıyor mu kırılmıyor mu? Gümüş yatırımcısı için hayati yer burası. Hemen bunu günlük olarak da gösterdiğimde zaten hareketi görüyoruz. 34 günlüğün üzeri, 22-20'lerin üzeri tekrar yukarı yönlü hareket çabası. Ama 23-20'ler yani 500 günlük ortalama yukarı yönlü kırılmadıkça hareket yukarı yönlü evrilmez. Onun için 19-50-20 desteğine dikkat ederek ilerleyelim sevgili Seda. Şimdi dün ve bugün küresel piyasalarda risk iştahı biraz daha hareketliydi. Yani biraz daha pozitife dönmüş durumdaydık ama pozitife dönmesi için çok da büyük bir sebep yok açıkçası. Dolayısıyla S&P'de ne olur? Şimdi güçlü dolar talebi devam edecekse eğer burada ciddi bir baskı oluşmasını da bekleriz. Var zaten gerçi de. S&P bize ne diyor? Çünkü küreselden gelen rüzgarlar Borsa İstanbul'u da ilgilendiriyor. Evet, yüksek enflasyon hikayemiz bizi biraz daha borsaya yönlendiriyor. Okey, orası tamam ama nedir durum? Küreselde moraller ciddi anlamda bozulacak mı? Şimdi zaten S&P öyle yere geldi ki hem o büyük senle grafiğimizde hem de günlük grafikte hızlıca anlatacağım. Buralar zaten artık dönüşü olması gereken yerler. Tweet de attım, pek atmam piyasa yorumuyla ilgili. Yani gelsinler yayınlarımızı izlesin sevgili izleyiciler diye ama tweet atmak durumunda kaldım. Çünkü bu hafta Fed haftası ve bu haftada artık dibi görmeli S&P, dibi görerek tepkiye başlamalı. Şimdi bu grafik benim çok kullandığım, izleyicilerimiz de biliyor, biz de hareket eden izleyicilerimiz sağ olsunlar. 20-22 senelik perspektifte 2008 krizinde içine alan iki tane önemli FIBO seviyesinin içinde barındıran ve üç tane önemli ortalama içinde barındıran aylık bir grafik. 8 ve 50 21 aylık ortalamalar kırıldığı andan itibaren o aralıkta önemli bir duruş yaptı. 4100'ler 4080'ler 50 aylık ortalamaya doğru ilerliyoruz. 3578 orası kırılmamalı Seda. Kırılmamalı. Daha önce çünkü bak 2019'larda yani Bernanke sonrası başlayan hareket düzeltmede 2016'larda buralar test edildi, farkındasın. Bir tek son dönemde pandemide orası çalışmadı. Pandemide de geldik tam %161.8 seviyesinden. Kaç o yeşil çizgi ortalama? Kaçlık ortalama? Bu yeşil ortalama değil. Bu %100. Yok, kırmızının altındaki. Evet, o. Trend hareketli ortalama. Şu yeşil mi mavi? 50 aylık tamam. Yani 50 aylık ortalamasını aslında ciddi anlamda bir trend olarak takip eden fiyatlama var ve şu anda buraya doğru yaklaştık. Yani önemli bir noktadayız. Parabolik trendin başladığı andan itibaren 2012'de ihlal dışında bir tek pandemide ihlal olmuş bir ortalama o. 50 aylık ortalama muhakkak çalışmalı. Ve hızlıca tekrar 4080,
4208 aylık ortalamanın üzerine taşmalı. O kuvveti bulmalı. Yoksa problem var. Gelelim günlüğe. Biz bununla uyarıcı olmuştuk zaten. Şu görüntü en yalın haliyle finansal krizarlık yapıyor. Zaten aşırı satış var. 21 günlük fiyatıkla beraber 200 günlüğü kırdığı andan itibaren o piyasada ilk sinyaldir. 50 günlük önemli sinyaldir biliyorsun. Yani ölüm vuruşu denir. Gittiği yön aşağıysa zaten aşağı yönlü stresini aktarır. Bir de geldi 100 günlük. Yani 3 önemli ortalama, 3 önemli bariyer, 3 önemli maliyet ve psikoloji ortalaması. Ortalamaya ben öyle bakıyorum. Sadece basit bir rakam değil. Gelmiş 200 günlük trend çizgisini geçmiş. Dolayısıyla ve 3700'lerde çok önemli demiş dediğimiz geçen hafta 3700'lerden destek bulmaya çalışıyor. 3735 kapatmış. 3705 görerek. Şimdi eğer 700 kırılacaksa bu hafta ve az önce söylediğimiz o 3550'ler kabaca çalışmayacaksa Eylül ilk etapta gideceği yer buralar 3200'ler. Devamında 3000'lere kadar yok. Bu her borsayı etkiler. Şu ana kadar beğenmediğimiz noktasında yorum yaptığımız Borsa İstanbul'u dahi etkiler. Onun için FED sonrası şuraya hızlıca dönmeliyiz. Hemen bir 4000'lere, 21 günlüğe. Ardından bir 50 günlüğe, 4100'lere. Oraya geçecek kuvveti buluyorsak şu 100-200 günlük ortalamalar ciddi bariyer 4250-4300'ler. Oraya geçecek kuvvette buluyorsak ne hala. Bulamıyorsak yön aşağıdır. Bu fiyat önce gelip sıralı ortalamaları geçmeli. Sonra ortalamalar birbirini kırmalı ki yukarı yönlü tekrar 4600 üzerinden konuşalım. Ama şimdilik yön aşağı. Uyarıcı olalım S&P için sevgili Seda, sadece S&P değil bütün borsalar için. Şu haftayı nasıl geçirdiğimiz ve haftayı nasıl kapattığımız belki de Temmuz için ve devamı için önemli bir benchmark olacak sevgili Seda. Şimdi Borsa İstanbul'u destekleyen bir iç hikaye var. Çünkü yüksek enflasyonda nereye gidecek yatırımcı? Yani gidemiyor ki hiçbir yere. Bitcoin'in zaten hali belli. Oradan ciddi anlamda canı yanan bir yatırımcı kitlesi var görünüyor. Oradan çıkışlar olacak. Viyoba, işte Forex'e ya da borsaya doğru bir hareket eğilimi olacak. Ya da olabilir ya da oluyor. Diğer taraftan baktığımızda şirket karlılıkları, evet belki bu alınan kararların bazıları şirket karlılıklarını törpüleyen etkilerde oluyor ama bir fiyat etkisi de var. Ne demek bu? İşte şirket karlılığı ihracat yapan yatırımcıya baktığımız zaman yatırımcıların belki marjları törpüleniyor ama fiyat artışlarından kaynaklı olarak yine kar, yine o gelire yansıyor. Dolayısıyla aslında Borsa İstanbul'daki hikaye tam olarak bitmiş değil. Biz yılbaşından bu yana küresel olumlamalarda bir yangın varken %38 getiri elde ettik ve küresel piyasalardan ciddi anlamda bir pozitif sapma gerçekleştirdik. Ama biz bunu %70 enflasyon varken, rakamlara göre konuşuyorum, %70 üstü enflasyon varken yapıyoruz. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman beklentiler var. Ama tabii orada gerçekten bir trende de bakmak lazım. Küreselin bize yapacağı, atacağı bir gol var mı? Teknik analiz burada ne diyor? Sevgili Seda, az önce S&P'de uzun uzun anlatmaya gayret ettim. S&P oralarda durmaz, aşağı doğru evrilmeye devam ederse evet atacağı gol olur. Net olarak söyleyeyim. Bu arada %70'ten üzerinde enflasyonumuz varken %70 yerli hareketiyle de yapılmış bir hareket bu. Yani yabancı payının tarihi düşük seviyelere geldiğini, 34'lere geldiğini varsaydığımızda kabaca %70'e yakın yerli yatırımcı hareketi bu. Yani fonlarla sen de anlatıyorsun. Kendi müşteri kitlen de belli zaten. Burada önemli olan yalnız şunu söyleyeyim. Hangi hissede duracağım? Borsa İstanbul'un genel performansı kadar kıymetli. Evet. Dün akşam gene yayınımızda integral yatırımın bir hissesini ele aldık, raporunu ele aldık. Onu da söyleyeyim, senin ve ekibinin kıymetli yorumları için bir kez daha teşekkür edelim. Bu süreçte hisse seçimi endekse konsantrasyon kadar önemli.
grafiğe döndüğümde çok net duygusuz, yani duygusuz, yani Cüneyt Paksa yurtdışına çok duygusuz bakıyor, içeri duygusuz bakmıyor diyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Aksine tam duygusuz baktığım zaman hep beraber bakalım. İşte 21-50 günlük ortalama, hatta ilk ortalama 8, 70 günlük, 100 günlük ve 200 günlük. Aralarındaki açıya bakalım, fiyata bakalım. Aralarındaki açı ve fiyat ilişkisini indikatörlerle de beslediğimde şunu görüyorum. Bizim S&P'den bir kere bir farkımız var. 21-50 100 günlük ortalamalar gelip de 200 günlüğü kırmamış. Fiyat zaten yukarıda. Ha, bu aşağı gelmeyiz anlamına gelmiyor, yanlış anlaşılmasın. Ama bu şimdilik aşağı yönlü hareketler alım fırsatıdır diyor. Bu görüntü teknik olarak değişmedikçe, net olarak söyleyeyim, duygusuz bir yatırımcı bu seviyeleri alım yönünde kullanır. Yukarı yönlü tekrar dönebilmek adına teknik olarak 2562'nin kırılması, 2535 8 günlük ortalama, 2562 bir önceki tepemiz, aşağıdan gelen trend çizgimiz, benim çok önem veriyorum ona, 2561 tam bu kesişme. 2562'nin üzerinde kaldıkça bir kez daha 2000, o tam 8'inde gördüğümüz 2684 rekoruna doğru hareket potansiyeli, ama asıl 2750, 2850, 2900 kabaca, hatta üzeri 3000'ler civarı bir hareket gene potansiyel hale gelir. Ama yat aşağı yönlü evrilmeye başladı. Yani yurt dışında yayının başından beri anlattığım gibi ABD tahvilleri ve dolar endeksi tepe yapmıyorsa, harekete devam ediyorsa, bu ABD borsalarını, Avrupa borsalarını ve tüm borsa etkiliyorsa, bizim de aşağı yönlü gelme ihtimalimiz kuvvetlenebilir. Dikkatli olalım. 21 günlük civarı değil çünkü. 2514 21 günlük, 2507 aktif fiyat. Bu iki ortalamayı geçip dediğimiz seviyelerimizden de kuvvet kazanamıyorsak, bu sefer mecburen daha önce çalışan, bizi koruyan 50-70 günlüklere konsantre olacağız. 2370-2430 bandı çok önemli destek diyor. Zaten kredili pozisyonları kapatmış olmamız gerekir. Yukarıda tekrar şu bölgeye geçmedikçe ek kredi açmamak gerekir. Global ortamında düzeldiğini görmeden. Hele 2432'nin altına doğru bir düşüş olursa, o zaman gerçekten biraz kaldıraçlı işlemlerde ve kredili işlemlerde dikkatli olmakta fayda var gibi görünüyor. %100 haklısın. Ekstra hatta dikkat etmek gerekir. Her 2370'de kırılıyorsa, çünkü 100 günlük potansiyel olacak 2232'ler. 200 günlük ortalamamız da 2050'lerde. Bu band potansiyel olacak. Yani bu trend desteğidir. Olacağı için o zaman pozisyonları bile gözden geçirmek gerekir. Ama hala alım fırsatı ve yukarı yönlü bir Borsa İstanbul var. Dolar bazında zaten 2 sent hedefimiz var. Teknik olarak da baktığımda, bunu sistemsel olarak tekniğe indirgediğimde, şu tepeden sonra bir aşağı yönlü hareket, günlükte sat sinyali gelmiş, 34 günlük ortalama 2480 diyor. Bu önemli, ben 34'ü de kullanırım arada. Aşağıda Bollinger Band'ın geldiği yer 2400, yani 2400-2430 maksimum 2370 kırılmamalı ki 120-250 günlük ortalamalara doğru hareket oluşmasın. Bunu biraz periyot büyüttüğümde, haftalıkta henüz satımız gelmemiş, güzel. Aylıkta henüz satımız gelmemiş, güzel. İşte trend onayı bunlar. 120 dakikalıkta da aşırı satıştan hemen bir tepki gelebilir diyor. Bakalım FED sonrası hakikaten dediğimiz şeyler olabilecek mi? Yani biz öngörüde bulunmuyoruz, sadece net duygusu olarak şunu söylüyoruz. Bazı şeyler tepe yapmalı. Dolar endeksi, ABD tahvilleri gibi S&P dip yapmalı ki biz de konfor alanımızı oluşturalım Borsa İstanbul'da diyelim. Ve buradan istiyorsan bir bankacılık endeksine de bakalım sevgili Seda. Hemen bakalım. Bankacılık endeksine de şu pembeyi önemsiyordum. O pembe benim için aşağıdan gelen çok önemli bir kanal, trend çizgisi ve 2230'ları gösteriyor bende. Onun üzerine taşmayı denedi, şimdilik başarılı olamadı. Şu kanalın içinde de bulunamadı. Şu aradan çıkmış oldu. Şimdi tekrar aşağı yönlü destekleri test ediyor. 2076 aktif fiyat, 2094 21 günlük ortalama, 8 günlük ortalama 2100 diyor ki bana. 2100-2150 için tekrar burası test edilmeden ve geçirmeden. Çünkü geçersek 2500'lerinde çok iyi potansiyeller var. 2550-2650 gibi. Aman dikkat diyor. Çünkü 50 günlük ortalama 2028. Şu trend çizgimizde 1978. 2050-1950 kırılmamalı diyor. 1750'ye kadar geri çekiliriz.
Çünkü 200 binlik ortalama orası. Tam karar anı, karar zamanı bankacılık endeksinde de. Şu ana kadar sanayi endeksi çok iyi toparladı. Sanayi endeksinde de kar satışları var ama bankacılık endeksinin performansı oldukça önemli olacak. Yine de özellikle de bu son kararların piyasalarda nasıl yankı bulacağını beklerken sevgili Seda. Zeyd Bey, dolar TL'yi bir konuşalım. Tamam, şimdi orada bir sas sünneti türetmedik. Geçen hafta yapılan açıklamalarla birlikte piyasa beklediğini mi ummadı? Yani bir enflasyona karşı korumalı bir enstrüman beklentisi mi vardı acaba ki halen daha şu aşamada 17'li seviyelerin üzerindeyiz ama dolar endeksinin net net de güçlenebileceği bir ortam varsa ki var gibi görünüyor ki 105'lere geldik. Dolar TL nereye doğru evrilecek? Şimdi sevgili Seda, yayının başından beri hep hatırlatıyorum, hatırlatmak zorundayım. Her grafikte de hatırlatmak zorundayım. Dolar endeksi tepe yapmıyorsa, ABD 12'ler tepe yapmıyorsa, Avrupa tahvilleri tepe yapmıyorsa, Avrupa Merkez Bankası kararından sonra bugün Double Merkez Bankası süreci var. Bizim için de konfor alanı daralmaya devam edecek demek olacak. Zaten iç dinamikler sebebiyle süreç yaşıyoruz. Jeopolitik riskler de var masada bir yandan. İşte ABD-Türkiye ilişkileri, ABD-Türkiye ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, Kuzey Irak, Suriye, Yunanistan'da olan süreç vesaire. Yani birçok risk başlığı da var jeopolitik ortamda. Bunların da dolar TL tarafında etkisi var. Enflasyona karşı işte Merkez Bankası'nın politikalarının kullanılmaması, farklı önlemlerin devrede olması zaten önemli bir süreç getiriyor. Kritik bir süreç getiriyor haliyle. İşte bugün Avrupa Merkez Bankası aslında iyi bir örnek. Kendi tahvil sürecine, kendi para biriminin sürecine ne kadar güçlü olursanız olun bir noktadan sonra duyarlı olan ve olağanüstü toplantı düzenlemek zorunda olan bir Avrupa Merkez Bankası gerçeği. İşte genişlemeci tarafta olup dolar karşısında kendi para birimini dolar yen paritesi üzerinden 135'lere geldiği bir ortamda Japonya Merkez Bankası'na gözlerin çevrildiği bir ortam. Onun için bizim önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısının önemli olması gerektiğinin altını bir kez daha çizeyim. Yani önemli olması gerektiğinin altını çizeyim diyorum. Çünkü Merkez Bankası üzerinden gitmediğimiz için Merkez Bankası üzerinden gitmeye de başlamak artık bence konfor alanı daralmaya devam etse önemli olmaya devam ediyor. Dolar TL'de çünkü teknik görünüm hala yukarı yönlü. 8 günlük hareketli ortalama üzerinde hareket devam ediyor. Şuradaki hareketin benzeri 8 günlük hareket kırılmadıkça ve 17-15 üzerinde kaldıkça bir önceki tepeye doğru yani 18-40'lara doğru 18-35'lere doğru hareket ihtimali masada. Özellikle FED sonrası bir normalleşme gelmezse global piyasalarda. Rahatlamak için önce bir 8 günlüğü kırmak gerekiyor 17-17.06'ları. 21 günlüklere bir gelmek gerekiyor 16.50'lere. Asıl rahatlama için de en azından bir 50 günlük ortalama 15.85-15.50 şu banda geri gelmek. Bu olmadıkça yön yukarıdır. İkinci grafikte de baktığımda bu logaritmik bir grafik haftalık. İşte Bollinger bandı açsa da Bollinger bandla beraber hareket gidiyor. Bollinger bandının üst seviyesi 17.40'lar, 17.38'lar, aktif fiyat 17.28. Şuraya doğru gidiyoruz. Orası 18'ler. 18'ler aşıldığı andan itibaren şu kanala gireceğiz. O kanalın üst seviyesi de 20.50'ler, 20.40'lar. Şimdi bu haftalık bir grafik. 8 haftalık ortalama da 16.20. Önce bir 17'lere geçeceksiniz. Ondan sonra 16-16.50'lere geleceksiniz ki hatta 15.50-16.50'lere stresi atlatalım. Bu olmadıkça 17.20 üzerinde 17.50'de test ettik zaten. 17.20, 17.50 üzerinde 18.50'lere oranın geçilmesi de yeni bir alana bizi götürecek. Çok ekstra temkinli olmamız gereken bir dönem. Alınan önlemler şu ana kadar belli çıpalanmalar getirmişti. Önce bir 13-14 bandında, devamında 14-15 bandında ama 15 kırıldığından beri yukarı yönlü bir hareket. Gelsin talep toplaması başlıyor. Ne kadar etkili olur, ne kadar talep görür bakacağız ama ek önlemler gelmeli gibi gözüküyor. Enflasyonla mücadelede yapısal reformların hızlanması gerekiyor ama herkesin global ölçekte konuştuğu gibi Merkez Bankası üzerinden de artık bu kur tarafındaki hareketlere
hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarı noktasındaki görev tanımıyla Merkez Bankası'nı kullanmak da önemli hale geliyor her geçen gün. Onun için önümüzdeki haftaya kadar konfor alanı oluşmuyorsa bizim Merkez Bankamız toplantısı her zamankinden önemli olacak diyelim. FED ne yaparsa piyasalarda ne olur konuştuk. Bence bu yayın önemli bir yayın oldu. Tüm grafiklerle de aslında hem çift yönlü olarak yani ne kadar bir faiz artırımı olursa piyasadaki hareket alanı nereye doğru gideri konuşmaya çalıştık. Güzel bir yayın oldu. Cüneyt Paksoy, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Haftaya görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi yayınlar sevgili seyirciler.